Ramazan'ı ben kutlamak istiyorum. Açıkçası bir önceki haberde de zaten öncesinde çok fazla temasımız yoktu. Avusturya'da çok fazla gelişme olmadığından belki. Ama o günden bu yana çokça görüyoruz. Gerçekten de yapılması gerekeni yapmış. Hem bir gazeteci hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak helal olsun diyelim. Ardından devam edelim. İstanbul Esenler'de bir evet hayır kavgası maalesef yaşanmış durumda. Bir bakalım kim neden buna sebep olmuş. Evet, hayır arabası belediye başkanının arabasının önünü kesti. Çıkmasına izin vermiyor şu anda. İlçe belediye başkanı olduğum ilçede benim aracımın önü CHP eşkıyalığıyla kesilmek istendi. Belediye başkanı içeride, bu da buraya çekmiş bırakmış. Burası Esenler 4 yol meydanı. CHP Esenler ilçe başkanlığı seçim minibüsü Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aracının önünü kesti. Çıkmasına izin vermiyor şu anda. Dün burada büyük bir arbede yaşandı ve arbede yapanlar da zabıta falan değil, halk o aracı linç etmeye kalktı. Ancak çok değil, bundan birkaç gün önce CHP'li Gürsel Tekin'in düzenlediği hayır kampanyasında böyle tokalaşmışlardı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kendi ilçesinde yürütülen kampanyalarda demokrasi örneği göstermişti. Bu görüntüden kısa süre sonraysa işte bu görüntüler ortaya çıktı. Belediye başkanının arabasının önünü kesti. Çıkmasına izin vermiyor şu anda. Referandum öncesi evet kampanyası yürüttükleri gerekçesiyle belediye başkanı Göksu'nun aracının önü kesildi. Evet, hayır arabası belediye başkanının arabasının önünü kesti. Şurada benim aracın önü kesildi. Ben de hani yanlışlıkla herhalde park etti falan diye düşünerek arkadaşlar dediler ki başkanım çekmiyor aracı. Nedir dediğimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim aracı dediler. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi yazmıyordu arabada. Hayır logolara giydirilmiş Hakkari plakalı bir araçtı. 15 dakika boyunca belediye başkanının geçişine izin verilmedi. 15 dakika aracı çekilmesi için ikna etmeye çalıştılar. İkna etme, bu sürede ikna etmeye çalışıyorlar ama bir türlü ikna olmadı. Tam tersine bizim arkadaşlarımıza küfrederek, hakaret ederek saldırmaya başladılar. Üstelik bu bilinçli yapılan bir engellemeydi. Hayır aracını görünce ve bir hayır aracının da belediye başkanının aracının önünü kestiğini görünce halk onları linç etmeye kalktı. Zaten onların derdi şuymuş. Biz güya baskı yapacağız, polis aracı bağlayacak. Onlar da şu haberi yapacaklardı. AK Parti polise baskı yaptı, polis CHP'nin aracını bağladı. Ha, bu haberi yapmak için. Yaşanan gerginliğin ardından CHP'nin seçim minibüsü çekildi. Belediye Başkanı Tevfik Göksu da aracından çıkabildi. 24-25 dakikayı su gibi